Kayıttayız. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine başka bir video ile, başka bir video konsepti ile beraberiz. Yine Tadella suratlı, Deniz'le beraber. Deniz, gene. Merhabalar. Merhabalarız. Geçen video çok gözükememişim senin Tadella suratında. Açmış kapamış. Aklımda kaldı, onu açayım dedim. Şimdi bugün videomuzda pop müziğinin SEO bazında bir temsilcisi var. Fettah Can. Fettah Can gibi SEO yapmak zaten video başlığımızda abi. Fettah Can'ın SEO dünyasına kattıkları, SEO dünyasına öğütleri, hep beraber bunları tartışacağız. Farklı bir konu Deniz bugün. Acayip evet, bir konu geliyor. Çok ilginç bir konu bulmuşsun. Tebrik ediyorum seni. Yani acayip şarkıları var. Şeyi biliyor musun? Yılmaz Vural'la dostlukları vardır acayip. Hikayeleri de vardır. Öyle mi? Tabii. Bu o zaman daha bundan 10 sene önce falan. Fettah Can daha o zaman bir kafe şarkıcısı falan filan. Yılmaz Hoca'da tabii gitmediği şehir yok ama Fettah Can'ı sever. O zaman daha tanışmışlıkları var. Fettah Can'a özellikle böyle bir şarkı istiyor. Şu şarkıyı söyle, şu şarkıyı söyle. Fettah Can, ilginç, o şarkıyı söylerken sahneden düşüyor. Hemen yorumlar, hoca yine düşürdü falan diye. Fettah'ı da düşürdün hocam yani, yapma falan diye. Yılmaz Hoca'nın düşürmesine burada gönderiyor falan. Böyle ilginç bir hikayesi vardı Fettah Can'ın. Güzelmiş. Öyle dostlukları da vardır yani, acayip. Şimdi abi, ilk olayımız şu. Dış link diye bir olay var, biliyorsun Deniz. Evet. Yani yazdığın içeriğe dışarıdan bir tane link veriyorsun. Şöyle hemen örnek gösterelim sana. Senin yaptıklarından. Hani bir iç link vardır. Hani Wikipedia'da bolca gördüğümüz, sitenin içine verdiğimiz linkler vardır. Yönlendirmeler aynen vardır. Bir de sitenin dışına link verirsin. O da ne içindir? Hani bana inanmıyorsan al başkası bak. Teşkil kelimesine biz vermişiz değil mi? TDK'ya link vermişiz mesela. Aynen. Bunu vermek SEO'da içerik bakımından önemlidir. Çünkü kaliteli bir yere link veriyorsun. Demek ki senin verdiğin diğer linklerde kaliteli olabilir imajı veriyor. Ama Fettah Can'ın söylediği kadar, anlattığı kadar bunu güzel ifade edemedim. Bak şimdi kardeşim. Sözde yeniden yaşanır gibi, yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar. Sevenler biliyorlar bak. Burada sevenlere dış link vermiş. Hani bunu ben söylemedim. Bu benim lafım değil. Bunu sevenler söylemişler. Yeniden doğmuş bebek gibi oluyorsun diyorlar. Burada dış linki SEO dünyasına katan adam Fettah Can. Aynen öyle. Çok inanılmaz. Çok güzel yazmış vallahi adam. Bu Mandalinalar şarkısında. Şimdi şarkıyı açmadan telif yiyeceğiz diye. O yüzden şey yapmıyorum. Ama şey yapabilirim. Şimdi çok ilginç bir hikayesi de var. İki arkadaş SEO'cu. Eski SEO'culardan da Fettah. Burada SEO dünyasını bir teşbih yaparak anlatmış. Çok da güzel delikanlı hikayesidir, bunu da öyle dinle. Bak, başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım derken belki selamlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer, işte o zaman konuşmadan uzaklaşırız bak. Adam gibi adamlık değil mi? Hani yanında manitası varsa yazmayacaksın bir. İki burada ne ifade etmiş biliyor musun? Bak ben sana gösteriyorum şimdi hemen. Evet abi. Bak hemen burada ben buldum. Daha önce benim aldığım linke, şurada. Ev boyama. Gitmişsin, üstüne link almışsın kardeşim. Bu Fettah Can kültürüne yakışır mı bu? Yakıştı mı şimdi bu? Ula aa, pokulun üstüne pokulur mu la? Hangi ağlı kitabında yazıyor bu? Töremizin de içindeydiniz namussuzlar. Evet. Yani daha önceden eğer sen bir sektördesen, senin manitan varsa konuşmadan uzaklaşırız demiş kardeşim. Burada yapılan yanlışı tekrar yüzüne vuruyorum burada. Evet, teşekkür ederim. Link üstüne link alınmaz yani. Konuşmadan oradan ayrılmalıydım. Aynen öyle, konuşmadan ayrılmalıydım. Fettah Can'ın yapacağı gibi. Evet. Şimdi ilginç bir sanat da geliyor. Burada hem divan edebiyatına da gönderme var Fettah hocamızdan. Bu aşkın katili sensin. Şunu bir açayım ama şey sesini kısacağım ama. Tamam. Bu aşkın katili sensin, teslim ol suçlusu sensin, bir sen var senin içinde, hem bıçak hem yara sensin. Şimdi bak, burada ne var biliyor musun? Katil kelimesi geçiyor. Katille bağlantılı bıçak kelimesi geçiyor. Yara kelimesi geçiyor. Şimdi bir içerikte ne lazım abi? Mesela boyabadan mı yazdın? O zaman duvar boyasını geçireceksin yani. Alakalı sözcük geçirme bak. Fettah hocamız. Evet.
Edebiyatta evet. da bunun sanat versiyonu ne? Araştırdım bunu. Aklıma tam gelmemişti. Tenasüp, hatırladın mı? Tenasüp sanatı. Aynen, aynen. SEO'da da önemlidir yani. Sadece boyabadan anahtar kelimesini geçirmeyeceksin yanında. Boyabadan evet. ile alakalı diğer kelimeleri de geçireceksin ki yazında Google desin, ha bu adam sallamamış, bu adam yazmış. Yani Google'ın algoritmasına burada tenasüp sanatıyla bir yerbe yapmış olacaksın. Bu yapılan en büyük yanlışlardan biri herhalde. Ben ya bilmiyorum, çok kez görüyorum hani sadece tek bir kelime, sürekli aynı kelime, sürekli sadece, yani sadece boyabadana geçiren karşıma çıkmıştı yani de. Yapılan yanlışlardan birisi. Efe abimiz bu da. Ya dinlemek lazım. Hayır, ben seviyorum. Evet. Hakikaten severek dinliyorum. Romantik de bir adam ya. Tarzını falan da seviyorum. Böyle naif bir tarzı var. Bak kız nasıl yaptı gördün mü? Güven veriyor çünkü kardeşim. Öyle Despacito şarkısındaki gibi böyle dans etmiyor. Bak nasıl tutuyor kızı belinden. Çünkü delikanlı bir abi. Anladın mı? Evet. Abi... emek isteyen, SEO'nun emek olduğunu ifade ediyor. Bak şimdi. Ben zaten karda açan çiçeğim. Kendini düşün, ben yine güleceğim. Durgunsun diyenlere inat. Rüzgar ektim, fırtına biçeceğim. Bak. SEO emektir. Yani rüzgar ektim. Anladın? SEO bir emek olduğunu burada ifade ediyor. Geçmişte tabii büyük bir SEO'cu. Onu ifade evet. ediyor. Ama tabii... cezalara da zaman zaman maruz kalmış Google cezaları. Biliyor. Ya tabii dediğin gibi, Fethi abimizin de dediği gibi tabii. Ya bu dediğin gibi bir süreç ya, hatasız da kul olmaz kardeşim. Yani Fettah Can bile Google cezalarına maruz kalmış. Hatta onun için şarkılarına da yer vermiş şöyle. Şeyi hatırlar mısın? Taşın altına beraber koyduk elimizi şarkısına. Biraz böyle kullanayım istesem. Taşın altına beraber koyduk. Sen belki seni tarzı evet, evet. ama Google'a hitaben yazmış abi, okuyorum. Sen ne inatçısın, vazgeçmiyorsun. Sormadan, sorgulamadan mahkum ediyorsun. Sana affetmek, affetmek yakışır diyorlar. Duymuyor, duymazdan geliyorsun bak. Affet demiş artık, bu cezalar artık geçsin buralarda. Sana affetmek yakışır demiş ama bilmiyorum, akıbet çok iyi olmamış ki bir sonraki şarkısında. Sen iyi ol zaten, ben hep en kötü olurum. Yalanlar Cumhuriyeti'nde kendime bir yer bulurum. Burada SEO Yalanlar Cumhuriyeti'nde ben diyor kendimde 14 sıra, 15. sıra bir yer bulurum diyor. Yine de bulur yani. Bulurum diyor, sen diyor sıkıntı yapma. Burada Google cezaları da yemiş. Evet. Bu bir şey soracağım abi sana. Bu Google'ın verdiği cezalar süresiz cezalar mı oluyor? Değişiyor yani, belli. Cezasına göre şimdi... 20 günlük cezalar da var. Seni böyle bir sıralama düşürüyor. Ondan sonra bir bakıyor adam mısın? Tekrar yukarıda çıkartıyor. Veya çok eğer çok acayip bir yanlışlar yaptıysan onları da konuşuruz gene bir sohbette. Feriş daha gönderiyor seni. Müebbet veriyor yani. Normal hukuk gibi, arkası gibi düşün. Sıra düşürme evet. de var. Ondan sonra o kelimede göstermeme var. Bütün kelimelerde göstermeme var. Cezaların büyük bir küçüklüğü var. Tabii Fettah döneminden asıl bilmiyorum. Onun dönemi biraz daha eski. Belki daha ağırdır cezalar o zaman. Olabilir, olabilir. Daha Osmanlı döneminde biliyorsun daha abi. Şimdi bakalım. Bak, doğru kelime bulma. Hep bunu konuşuruz. Yani evet, hep evet. anahtar kelimede kalmayacaksın. Farklı farklı yöntemlere deneyeceksin. Bak, Fettah abimizin bir şarkısı vardır. Çok da severim. Mandalina şarkısı. Benim bir klipte oymuş yani, biliyor musun? Mandalina şarkısı. Mandalina şarkısında dikkat edersen mandalina gibi bir kelimeyi seçiyor. Bak, Türk pop müziğinde olmayan bir kelime. Büyük bir başarı. Şarkı da çok acayip. Mandalinalar tezgahta. Kokusu girsin içime. Beni uyandırsın. Seni kandırsa tamamdır aşık olsak. Çok farklı. Kendine özgü. Burada öne çıkmayı başarmış. Evet. Ya ben burada da tebrik ediyorum. Yani hep aşktır, böcüktür dememiş. Mandalina'yı da pop müziğine kazandırmış. Buradan da Fettah Can'ı kazanmış diyor. Aynen öyle. Abi ne diyorsun? Büyük üstad değil mi? Evet evet. Yani bu cümleleriyle SEO dünyasına birçok şey katmış. Birçok fikrini katmış. Kendisini katmış. Aynen öyle. Fettah abimiz. Ben çok beğeniyorum kendisini. Bir de ben de tebrik ediyorum kendisini. Derinliği var. Seviyorum. Tabii ki de. Daha belki de bizim anlayamadığımız neler neler var.
şey kattığı. Tabii. Daha çok incelemek lazım Deniz. Evet. Zamanla onları da inceleriz birlikte. İnşallah. Kardeşim, o zaman seyahat sohbetimizi burada bitiriyoruz. Evet abi. Şey yapacağım. İşte hani videonun sonunda yapıyorlar ya, bir sonraki videomuza. Ben onu yapmayacağım. Diyeceğim ki Fettah Can'ın şarkılarını buradan takip edebilir misiniz diyeceğim. Bak. Şimdi kimse beni görmez, çapraza koyacağım, tamam mı? Tamam, tamamdır abi. Mandalina şarkısı. Tamam. Hadi o zaman. Denizim. Tamamdır abi. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kal.